kurumlar vergisi %13-15 bandına inince dedik. Aslında belki benim ifadem bu ama yanlış olabilir. Zaten %13-15 bandındaymış kurumlar vergisi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Türkiye'de bir kurumlar vergisi, bir de gelir vergisi yöntemi var. Kurumlar vergisi %25, finans kesimine %30. Ama şimdi biz devlet ya da devletin kasası, maliye kurumlar vergisini %25 olarak alıyor biliyoruz. Ama fiiliyatta yani efektif oran dediğimiz gerçekte ödenen kurumlar vergisi ne kadar diye baktığımızda %13 ve 15 aralığında olduğunu görüyoruz. Şöyle ki yani bir şirket bilançosunu oluşturuyor, beyannamesini veriyor ve burada bir matrah oluşuyor, vergiye tabi bir matrah oluşuyor. 100 lira örneğin vergiye tabi matrah oluşuyorsa bunun 25 lirasını vergi olarak vermesi gerekiyor. Ama bizim vergi kanunumuzda yaklaşık 30 tane istisna var. Kurumlar vergisi kanunundan bahsediyorum. 30 tane istisna var. Firmanın niteliğine, elde ettiği gelirin niteliğine göre değişmekle birlikte bu istisnalar uygulandığında şu hesaplanmış Türkiye'de ortalama şirket gelirleri toplamı ile tahsil edilen kurumlar vergisine birbirine bölündüğünde %13 ila 15 arasında bir seyir çıkmış. Bundan ne anlaşılıyor? Şimdi insanlarda bir hani vergi adaletsizliği kavramı var ya bizde, öyle bir imaj söz konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bu vergi adaletsizliğini ortadan kaldıracağını iddia ettiği düzenlemeler yapılacağını söylüyor. İşte bunlardan bir tanesi de bu kurumlar vergisiyle ilgili düzenleme. Şimdi 100 liralık gelirin 13-15 lirası tahsil edilebiliyorsa bunu daha yukarıya çıkarabilmek için bir çalışma yapılıyor. Bunun en kolay yolu da henüz net bir çalışma başlamamış, ancak onu da söyleyelim. Bakan her ne kadar Mehmet Şimşek kurumlar vergisi, asgari kurumlar vergisi getireceğiz demiş olmasına rağmen bakanlık bünyesinde bu konuda çok net bir çalışma başlamamış. Burada ne yapılacak? Şimdi bu istisnaların her biri için ayrı ayrı kaldırma için bir ayrı bir düzenleme çıkarılması gerekiyor. Edindiğimiz bilgilere göre bakanlık bu işi biraz daha kolay yoldan çözecek. Elde edilen istisna tutarı ne olursa olsun kurumların asgari %15 vergi ödemesi şeklinde bir düzenleme yapılırsa işi çok da fazla dallandırıp budaklandırmadan çözüm yoluna kavuşulur gibi görünüyor. Burada sadece bir istisnalara bir istisna olacak. O da iştirak kazançlarından elde edilen gelirlerdeki istisna devam edecek. Çünkü bunun da tekrar bir vergiye tabi tutulması halinde mükerrer, yani aynı gelirden iki kez vergi alınmış anlamına geleceği için sadece iştirak kazançları kapsam dışı tutulacak. Onun dışında da normal %15 düşünülüyor bildiğimiz kadarıyla bir asgari kurumlar vergisi gelecek. Ankara'da ekonomi dışında tartışılan bir konu daha var, izninizle onu da söyleyeyim. Onu da dün Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları yine basında paylaştılar. Böyle aslında gündem sıkıştıkça bu konu ortaya atılıyor. Bu da sokak hayvanları meselesi. Bu üçüncü kez yanlış hatırlamıyorsam aynı konu yine gündemde ve bir taslak olduğu söyleniyor. Geçen yaz civarında da bu taslaktan bahsedilmişti. Nihayetinde sokak hayvanlarının uyutulmasına kadar giden, işte Portekiz ve İtalya örneği de vererek bir düzenleme hazırlanıyor. Belediyelerin sorumluluğunu biraz daha arttırarak bunların uyutulmasına sonucunda doğuracak bir düzenleme hazırlığını şu anda kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Bugün televizyonlara da baktığımızda özellikle 2 gündür yine hayvanların, köpeklerin saldırdığı insanlara örnekler veriliyor. Bu haberler son 1 aydır hiç yoktu, 2 aydır hiç yoktu. Bu tam da ne tesadüftür ki tam bu Adalet ve Kalkınma Partisi düzenlemeyi verirken ya da bunu bu hafta büyük ihtimalle kamuoyuna duyurulacak, bu haberler birden yine çoğalmaya başladı. Peki. Ben bir şey öğrenmiştim. Hayvanlarla ilgili olarak 50 senedir bu gündemimizde şeyin, eskiden buna bir itlaf diyorduk. İtlaf telef etmek, yok etmek diyorduk. Köpek itlaf ekipleri vardı belediyelerin.
Şimdi geldiğimiz nokta uyutma. Yani yine canlıyı korumak, canlıyla bir ara bunlarla gezegeni paylaşmaktan uzak bir tutum olduğunu görüyorum. Çok fazla sosyal baskıda oluşmaya başladı sosyal medyadan. Çocuklarımıza zarar veriyor, bunlardan kurtulalım. Yani anladığım kadarıyla bu yasayla çözülecek bir şey değil gibi geliyor bana. Anlayışla çözülecek. Sen gündeme getirince ben de bunu bir paylaşayım dedim. Evet, burada dediğimiz gibi önce belediyeler toplayacak bunları, barınaklarda tutacaklar, 10-15 gün civarında fotoğraflarıyla birlikte internet sitelerinde yayınlayacaklar. Benim elimde şu hayvanlar var, sahiplenmek isteyen sahiplensin. Oradaki süre belki bir ay olur, bilmiyorum. Bu sürenin sonunda da bu hayvanlar uyutulacağı şeklinde bir düzenleme hazırlanıyor. Anladım. Uyutulacak da anlamadım. İğne veriyorsun, öldürüyorsun. Yani öldürmenin adını uyutmak diyorsun. Öyle mi yapmışız? Tabii. 50 sene önce, 60 sene önce bunlar toplanıyordu. Hatta bunun filmi de yapıldı. Köpekler Adası filmi yapıldı. Hmm. Bunların hepsi mavnalara konuldu. Bir adaya terk edildi. Ve günlerce onların feryatları içerisinde birbirlerini parçalayarak öldürdüler. Şimdi buradan geldiğimiz noktada bunlardan öldürelim, kurtulalım. Ya bir dakika, bunlarla birlikte yaşamanın bir sürü yolları var. Bunları takip var. Kuduz Allah'tan hayatımızda yok. Ama canlıya karşı... Biliyorsun daha önce bu eşya kabul ediliyordu. Sonra 2020 yılında bu yasaya dönüştü. Canlı olarak eşyadan canlıya dönüştü. Şimdi bu canlıyı uyutalım mı, öldürelim mi? Önce barınaklarda sergileyelim. Yani açıkçası bizim anlayış olarak daha alacağımız çok yol olduğunu görüyorum ben. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.